kampüslerden kampüs beğenmeye devam ediyoruz. Durmuyoruz, dolaşıyoruz, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bu hafta Marmara Üniversitesi'ndeydik. Serhan Arslan kampüslerden kampüs beğenmeye devam ediyor. Bu hafta Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesindeyiz. Ne haber? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hangi bölüm? Almanca işletme. Neden Almanca işletme? Almanların sanayide iyi olduğunu düşündüğüm için Almanca seçtim. Türkiye'deki Alman yani firmalarına olarak için. Ha, güzel, süper fikir. Peki daha önceden lisede böyle bir deneyiminiz var mıydı? Ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Alman Lisesi miydi? Haftada 2 saat be. Ben de evet, çok çok. İşte pek görmedim. Burada görüyorum yani. Okulumuzun performansı hakkında ne düşünüyorsun? İyi bir okul muyum burası? İyi bir okul muymuş burası? İyi bir okulmuş. Daha zaten 2 aydır, 3 aydır buradayız. 2-3 aydır buradayız. Bizim derslerimiz biraz yoğun olduğu için çok fazla aktivitelerde bulunamıyoruz açıkçası. Aktiviteler neler var mesela? Kulüpler falan ne durumda bu okulun? Kulüpler var ama işte hani dansa başlayalım falan diye düşünmüştük ama programımız çok yoğun olduğu için daha bir fırsatımız olmadı. Dansa gidenler gördüm, çok mutlular. Dansa bence gidin. Belki. Başka kulüpler, fotoğrafçılık kulübü, tiyatro kulübü, organizasyon. Var işte, onu araştırıyoruz. Uludağ gezisi var mesela, ona gitmeyi istiyoruz. Evet. Sonra fitness varmış ama herkesin yararlanması olanaksız diyorlar. Kura çekimiyle falan oluyormuş. Öyle duyduk. Güzel bir zayıflama. Bence kura çekimi değildi, bence vücut yağ kitle endeksine göre bence olmalı. Ya yağlı biriysen. Herkesin yararlanması için değişiyormuş yani. Erasmus yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz ama bölümün çok zor olduğunu ve bunun imkansız olduğunu, şimdiye kadar bir kişinin falan yapmış olduğunu söylüyorlar ama kısmet yani. Evet, bakalım. Zamanında zaten çok yani. Yokmuş. 120 kişiden 40 kişi falan mezun oluyormuş. Bayağı zorluymuş ya. Yani, evet, aynen öyle. Kısmetli. Peki master'da da yurt dışı düşünüyor musunuz? Ya biz zaten bir dönemlik ya da bir yıllık falan okumayı düşünüyoruz. Yurt dışında. Ha, bu okuldu ne oluyor dedim ya. Hayır canım. Nasıl bu okul? Beğendiniz mi? Okul gayet güzel. Nereden geldin? İstanbul'u mu? Ben Zonguldak Ereğli'den geldim. Sen? İstanbul. Buraya bilgisayar mühendisliğini hala kazanmak eskisi kadar zor mu hala? Benimki sermaye piyasası. Ha, sen sermaye piyasası. Seninkisi, hangisi daha yüksek puanda? Bilgisayar mühendisliği. Benimki daha yüksek herhalde. Sen daha çok bilgisayar mühendisi duruyorsun, sen daha çok sermaye piyasası duruyorsun. Evet, gözlükten doğru. Bilgisayar mühendisi deyince gözlük, klasik. Öyle bir rol oynatılacaksa mutlaka bir gözlük verilir zaten oyuncuya. Bilgisayar mühendisliği başarılı bir bölüm mü? Yani üniversiteler arasında ne durumda bilgisayar mühendisliği bölümün? Ben gelmeden önce araştırdım. Marmara'nın bilgisayar mühendisliği gerçekten iyi bir bölüm. Sermaye piyasası nasıl abi? O güzel bir şeye benziyor. Orada bir para bol valla. Ben ticaret lisesi mezunuyum, muhasebe bölümü. Para çok ama yani sermaye piyasası, borsa. İyi yatırım yaparsak ileride iyi bir yerlere geliriz. Kaç yıllık bu okul? 4. 2 yıllık değil yani. Peki bu okulun kulüplerine dahil oldunuz mu? Kulüpler nasıl bu okulun? Olduğumuz için daha pek bir şeyinden faydalanamadık yani. Ne tesislerinden, ne işte spor salonundan. Herhangi bir şeyini şu anda göremedik ama inşallah sene daha aktif olacağız yani. Hazırlığı İngilizce mi? Hı-hı. İngilizce. Ne kadar sağlam bir İngilizce mi veriliyor? Nasıl? Yani İngilizce. Mesela İngilizce hangi seviyede geçme şansınız var en finalde? Final olarak biz artı ve pre intermediate. Yani intermediate mi yoksa advanced mi? Advanced olamayacağız herhalde. Biz çünkü elementerden başladık. Elementary'den başladık. Pre intermediate, sonra B plus artıya geçeceğiz. Ne yapıyorsun? İstanbul'daki ilk yılın değil mi? Evet, benim ilk yılım. Nasıl bir hissiyat var? Nasıl bir şehirmiş burası? Sorarım çünkü genelde yeni gelenlere. Ama alıştıktan sonra da kopması zor bir şehir yani. Benim düşüncem. Hangi safhasına geldin? Kopması zor kısmına mı geldin? Şimdi alışmaya çalışıyorum ama hoşuma gidiyor yani yavaş yavaş. Yurtta mı kalıyorsun, eve mi çıkıyorsun? Elektronik. Elektronik, evet abi. Elektronik mühendisi mi olacaksın? Yok, ben elektronikçi olacağım. Teknisyen, tekniker artık ne oluyorsa. Elektronikçilerin giderek böyle hani GSM dünyasına doğru kendilerini atma gibi bir niyetleri var. Sen de onlardan biri misin? Aynen öyle. Ben de onlardan mıyım? Çünkü telefon piyasası şu anda gördüğünüz gibi, mesela marka verme gerek yok ama işlemcilerin mesela nasıl telefonların piyasasının arttığını, ne bileyim özelliklerinin arttığını görüyoruz. Yani bizim de bunun içinde olmamız gerekiyor kendi bölümümüze göre yani. Kaç yıllık senin okulun? Benim 2 yıllık. 2 yıllık. Peki 2 yıldan sonra direkt o dünyaya mı dalmayı istiyorsun yoksa bir master yapmayı düşünüyor musun? Yurt dışıyla alakalı bir mevzular falan mı kafanda var mı? Yok, ben direkt kendi
piyasamda çalışmayı düşünüyorum. Yani. Bir piyasam var zaten hala hazırda galiba. Yani. Sayın. Ne yapıyorsun şu anda mesela? Yarı profesyonel bir şeylere başladın o zaman. Ya ben kendim daha önceki staj yaptığım yerde ücretsiz olarak çalışıyorum yani mesleği öğrenme babında. Ne yapıyorsun orada? Yani mesela ben de bir kanalda çalıştım, stajımı yaptım. İşte mesela orada sesçiydim ben. Sesçi ne yapabilir? Mesela mikserin başına geçer, mikser canlı yayına girilir veya başka türlü şeyler yani sesle ilgili, görüntüyle ilgili ne yapılabilirse onları öğrenmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu hafta Marmara Üniversitesi'nde süper sohbetlere imza attık. Gelecek hafta bakalım hangi kampüste nerede olacağız?